Fatma abla. Sağ olasın. Kusura bakma, kahvem de kalmamış. Durumlar malum. Biliyorsun, bir başıma anca yetişiyorum işte. Olsun Hayriye, sağ ol. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hayriye, severim seni bilirsin. Bak, durumun da ortada. Bu devirde dul olmak zor. Hele de sahipsiz olmak daha da zor. Öyle ya, öyle. Bak, sana bir diyeceğim var. Buyur. Bizim mahallede İhsan Bey var. O da senin gibi dul. Bir kızcağızı var. Birbirlerine yoldaşlar ama kadınsız ev olur mu? Diyeceğim o ki, he dersen baş göz edelim sizi. Aman yok abla. Ben memnunum halimden. Adamın emekli maaşı yerinde. Evi de var. Sen de rahat edersin. O gariplerin de kursağından sıcak bir çorba geçer sayende. Emekli maaşı mı? Ev mi? He kızım. Vallahi ne desem bilmem ki. Ha, unuttum bak. İhsan'ın gözleri görmüyor. Polisken çatışmada kaybetti zamanı. Onu da bil de ona göre söyle son sözünü. Bir de körmüş, daha ne olsun. Yaşadım. Ah Fatma abla, insanız hepimiz. Yarın başımıza ne geleceği ne malum. Senin de arada hatırın var. Ne diyeyim, kısmetse. Hay yaşa, hay yaşa. Çok sevaba girdim valla. Allah razı olsun. Senden de. Estağfurullah. Ne demek efendim? Biz sadece vesileyiz. Neyse, bize müsaade artık. Bizim biraz işlerimiz var, onları halledelim. Tabii. Teşekkür ederiz. Hayırlı hadi olsun. Güle güle. Kaldık bir başımıza. Hadi biz de evimize gidelim. Gidelim Hayriye Hanım. Gidelim. Çok sağ olun. Çok sağ olun Hayriye Hanım. Ne demek canım? Bundan böyle birbirimize destek olacağız. Evet. İşte evimize geldik. Dıştan pek bir şeye benzemiyor ya. İçi nasıl bakalım? İçi fena değil. Buyurun Hayriye Hanım. Evinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ev hali için kusura bakmayın. Dağınıktır belki. Aa, rica ederim İhsan Bey. Ben yabancı mıyım? Burası benim de evim artık. Öyle. Siz oturun lütfen. Ben size yardım edeyim. Ben size kahve yapayım. Aa, sağ olun. Mutfak şu taraftaydı. Babacığım. Yavrum. Yemeğin bittiyse hadi bakalım okula. Tamam anneciğim. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle kızım. Allah zihin açıklığı versin.
Hadi canım. Hadi bakalım, Allah zihin açıklığı versin kızım benim. Görüşürüz anneciğim. Allah senden razı olsun Hayri Hanım. Evimiz sayende bir yuvaya benzedi. Sağ ol İhsan Bey. Senden de razı olsun. Bu devirde kadın başına yalnız olmak kolay mı? İşte birbirimize destek oluyoruz karınca kararınca. Çay koyayım mı sana? Olur. Miskin miskin uyuyor yine. İhsan Bey. İhsan Bey. Buyur Hayri Hanım. Uyuyup kalmışsın gene koltukta. Boynun tutulacak. İçim geçmiş öyle. İyi hadi. Bak ne diyeceğim sana. Hayırdır? Bugün maaş günü değil miydi? Aa. Evet. Hazırlan da gidelim bari. Kuyruk oluyor geç kalınca. Haklısın. İyi hatırlattın Hayri Hanım. Ceketimi, bastonumu alayım da çıkalım. Hazırlan tabii, hazırlan. Gelsin paracıklar. Hayri Hanım. Ben buradan kahveye geçeceğim. Siz eve gidersiniz değil mi? Evin ihtiyaçları için para vermeyecek misiniz İhsan Bey? Ah tabii ya, unuttum. Buyurun. Evin masrafları için şuncacık para yeter mi? Ver bakayım hepsini sen bana. Evin gelir gideriyle ben ilgilenirim bundan sonra. Sen hiç yorma kendini. Tamam. O zaman sen öyle diyorsan. Merak etme. Sen hiç merak etme. Ben ilgilenirim bundan sonra. Tamam. Hadi o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. İhsan Bey. Ne oldu Hayri Hanım? Bir şey yok canım Dilan. Ne olmuş Dilan'a? Genç kız oluyor haliyle. Bir şey mi yaptı? Yok canım. Ama ihtiyaçları artıyor. Sana söyleyemediklerini benden istiyor. İsteyecek tabii hanım. Sen artık onun annesisin. Öyleyim tabii. Okulda bir şeye ihtiyacı olmuş da para lazım. Ne olmuş ki? Bir şeye ihtiyacı olmuş işte babası. Anne kız arasında. He. Peki peki. Maaştan ver. Alsın ihtiyacı neyse. Olur mu öyle şey? Maaşı çarçur etmememiz lazım. Evin gelir gider dengesi bozulur sonra. Senin kıyında köşende yok mu hiç? Doğru söylüyorsun. Yatağın üstüne bırakmıştım ceketimi. Cebinde para olacaktı onun. Ben gidiyorum, Allah'a ısmarladık. Babam uyanınca söylersin. Dur bakalım sen bir.
Ne oldu? Harçlığını ver bakalım. İyi de neden? Ah, ah. Bu ev nasıl dönüyor haberin var mı senin? Kahvaltını ettin gidiyorsun işte. Neyin harçlığı bu? Hem evden ekmek arası bir şeyler götür yanında. Acıktın da onu yersin. Hadi ver harçlığını. Ama okulda? Okul dediğin iki adımlık yer. Bir şeye ihtiyacın olursa gelir gidersin, olur biter. Hadi. Hem ben bu parayı babanın ilaçları için alıyorum senden. İster miyim yoksa harçlığını almayı? Sağlık bu, başka bir şeye benzer mi? Baban da duymasın, çok üzülür sonra. Peki. Hadi sana iyi dersler. Hadi canım. Baba kız enayi bunlar. Bir tabak daha alabilir miyim? Hayırdır inşallah kızım? İştahın yerinde. Çok mu acıktın? Okulda bir şey yemedim de baba ondan. Ne oldu? Niye yemedin ki? Hiç. İştahım yoktu sabah. Sonra ödevlerde derste derken unutmuşum. Dilan. Kızım bak bir daha aç durma kızım, tamam mı? Bak gelişme çağındasın sen. Yemen lazım güzel kızım. Baban doğru söylüyor Dilan. Büyüklerinin sözünü dinle. Dur ben doldurayım. Ver. Buyurun. Sağ olasın Hayri Hanım. Sağ olasın. Vay kirli çıkı vay. Vallahi iyi para eder bunlar. Okutayım en iyisi ben bunları. Görüyor musun kör İhsan Efendi'yi? Neleri varmış neleri. Bu temizlik güzel şey canım. Faizi iyi para getirir değil mi? Paranız bayağı birikti Hayri Hanım. Ama daha çok kazanmak istiyorsanız... Sadece faizde olmaz bu iş. Nasıl yani? Hiç yorulmadan kârınızı iki katına çıkarabilirsiniz mesela. İki katı mı? Evet. Borsaya yatırabilirsiniz. Olur, öyle yapalım o zaman. Tamam, siz bana bırakın. Ben şimdi hemen hallediyorum o işi. Pişman olmazsınız. Şu borsa denen şey de ne güzelmiş. Paralar iki katına çıkacak. Neler yapılmaz ki o parayla? Ah, ah. Hayırdır Hayri Hanım? Bir derdin mi var? Şey, neyse, boş ver. Ya söylesene. Üzüyorsun ama böyle beni. Dilan. Ne olmuş Dilan'a? Bir şey olduğu yok canım, meraklanma. Çok para harcıyor. Elde avuçta ne varsa ona veriyorum. Sana belli etmek istemedim o zamana kadar ama... Her şeyden kısıyorum ki kız mahcup olmasın arkadaşlarına. Özeniyor o da, haklı. Devir bizim devir değil ki. Ne yapsak ki? Durumumu biliyorsun. Bu halde
Geçen gün bir elbise görmüş. Bana söyledi. Hayriye anne çok beğendim. Ama babama nasıl söyleriz dedi. İçinde kalmış tabii yavrucağızın. Çalışsam diyeceğim. Bu kör halimle kim iş verir ki bana? Aslında bir yolu var. Kimsenin işine senin ihtiyacın yok ki. Selpak satarsın, kalem satarsın. Yok yok. Öyle olmaz. Dilenci gibi yapamam. Vallahi sen bilirsin. Ama durum belli. Başka bir iş yapma şansın var mı? Kızın durumu, Emin masrafları. Gerisini sen bilirsin artık. Benden demesi. Doğru. Başka bir iş yapma ihtimalim yok. Aa, onu demek istemedim. Yanlış anladın. Yok yok. Yanlış anlamadım. Haklısın. Başka çare yok. Yapacağım mecbur. Yeter ki Dilan iyi bir şekilde yaşasın. Güzelce okusun. Dilan'ın iyiliği için katlanacağız artık. Mendil var. Mendil. Mendil. Mendil var. Mendil var. Mendil. Ne kadar abi? Tanesi 1 lira. İkisi 2 lira. Tamam. Ama bu çok para, üstünü vereyim. Helal hoş olsun amca. Çok para bu. Bu para çok. Üstü. Dilenciliğin yeni hali. Bir selpakla topla parayı götür. Oh! Bir de kusurlarını alet edip acındırıyorlar ya. Yazık yazık. Allah Allah. Ama ben dilenci değilim. Ya ben mendil satıyorum. Dilenci değilim. Hoş geldin. Gel bakalım, gel. Babam içeride mi? İşe gitti. İşe mi? Ne işi? Babam çalışamaz ki. Mendil satmaya gitti. Ne yapsın adam? Evin masrafı bitiyor mu? Hele senin okulun. Bu kör haliyle çalışıyorsa bizim de ona destek olmamız lazım, değil mi? Ya ama nasıl? Sen orasını bana bırak. Sen babana yardım etmek istiyor musun? Onu söyle. Hı hı. Ha, aferin. Hadi şimdi git, üstünü başını değiştir. Çabuk gel, seninle bir yere gideceğiz. Hadi. Çabuk ol. Mendiller. Mendillerim var. Arkadaş, babam da iyice kesti ya musluğun sularını. Hadi ya. Baksana, buralarda yeni, belli. İyi işte oğlum, yolumuzu buluruz biz de. Hadi hadi, yürü. Kalem var, mendil var. Hey babalık. Bu kaç, söyle bakayım. Evladım, ben görmüyorum. Hadi ya, hiç belli değil. Hadi hadi, çık paraları da işimize gidelim. Para mı? Neden o? Hiç, öyle canımız istedi. Burası bizim bölgemiz. Burada otlanmak istiyorsan bizi göreceksin bey baba. Ne diyorsunuz siz ya? Sen bizi anlamadın galiba. Ama biz anlatmasını biliriz. Ver lan paraları. Ne parası be?
Versene lan paraları. Bırakın. Ver paraları. Param arada. Ver. Yok. Ver diyorum babalık. Seni. Ver diyorum lan paraları. Vermem paralarımı. Bırakın beni. Uğraştırma bizi. Bırakın diyorum, bırakın beni. Hadi hadi. Abi polis. Bırakın diyorum, bırakın. Ne oluyor? Kaç abi, kaç. Durun. Hadi kaçalım. Bırakın beni. Abi iyi misin? Var mı bir şeyin? Ben peşlerinden gidiyorum. Tamam. İyi misin? İyiyim evladım. Otur amca, otur. İyi. Bu mu çalışacak? Becerebilecek mi? Sen öyle durduğuna bakma. Yapar yapar. Eli çok pratiktir. Bir çalışsın bak gör. Bir deneyelim bakalım. Hah, iyi madem. Ya yalnız bu ara biraz zor durumdayız da. Biraz avans alsam. Oo, daha çalışmadan mı? İyi, peki. Al bakalım. Bereket versin. Ben gideyim artık. Bana bak, düzgün çalış ha. Mahcup olmayalım, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Hadi mutfağa geç, hadi mutfağa bakayım. Bir keyif yaptırmadılar ya. Bir kızı bir kendisi. Hoş geldin. Hoş bulduk Hayriye Hanım. Dilan geldi mi? Oo, nerede? Koca kız oldu, aklı bir karış havada. Habire gezip eğleniyor arkadaşlarıyla. Çocuk dedim, yapsın dedim. Bu yaşta ne eğleniyorsa artık. Abartı vallahi. Bu kadar da olmaz ki. Çocuk bana bakmaktan bir yere çıktı mı vardı? O da aklını yapsın. Öyle deme İhsan Bey. Bir onunla kalsa iyi. Gezsin tozsun da yalan söylemeye başladı. Bir dediği öbürünü tutmuyor. Vallahi benden demesi. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Sonra pişman olma. Allah Allah. Pek öyle huyları yoktu ama. Neyse, ben de şuraları süpürüyorum. Sen de geç içeri. Ben işim bitince gelirim. Dilan, kızım. Efendim baba. Hiç sesin solun çıkmıyor yavrum. Bir sıkıntın mı var? Yok canım bir şeyi. Ne olacak? Sana soruyorum. Bir şeyim yok baba. Yazılı var ya bu hafta. Ondan yoruldum biraz. İyi. İyi o zaman. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Duydun değil mi İhsan Bey? Akşama kadar gezip yazılı çalıştım diyor bir de. Ama cahil işte, kızamıyorsun. Neyse, çocuktur. Sen düzeltirsin onu zamanla. Tabii tabii. Ben bir ellerimi yıkayayım. Yatıyorum, çok yorgunum. Tabii bir tek sen yorgunsun değil mi küçük hanım? Sabahtan akşama kadar evi sil, süpür, temizle, yemek yap, canın çıkıyor benim. Ama... Aması maması yok. Yediğini içtiğinde bana yıkatacaksın, öyle mi bacaksız? Tut şunları bakayım, tut. Al götür. Kimi diyorum? Hadi seni kız. Tut şunları. Yıka bunları, gerisini ben getiririm. Hadi, hadi. Hadi.
Hadi hayırlı işler. Hadi. Sağ ol. Dur bakalım küçük hanım. Bugün okula değil, doğru işe gidiyorsun. Olmaz. Bugün benim yazılım var. Bana bak. Sen bana karşı mı geliyorsun ha? Elimde kalırsın vallahi. Ama yazılım var. İşe gitmen gerekiyor. Patron aradı. Bugün çok iş varmış. Tam gün gitmen gerekiyor. İşten mi olacaksın? Allah Allah. Tutturdu yazılı diye. Yok okul mokul sana bundan sonra. Git üstünü değiştir. Çabuk dedim. Kime diyorum gitsene üstünü değiştir hadi. Yazılısı varmışmış. Mıymıntı. Hey babalık. Geçen sefer seni polisler kurtardı ama bu sefer yemezler. Çık mangırları. Olmaz öyle şey. Helal yoldan kazanmaydı neyin paranızı. Bak sen. Bir de ders vermeye çalışıyor. Okuyan kızım var benim. Bu parayı çalarak onu da kul hakkını yiyorsunuz. Uzattın be artık. Hadi hadi. Bu kadar oyun yeter. Bayağı da para eder ha. İhsan, şu haraççıları bilelim de verelim derslerini be kardeşim. Yok yok. Önemli bir şey yok. Gelmezler zaten bir daha. Ne işin var senin sokaklarda be İhsan abi? Maaşım var. Gül gibi geçinip gidiyordunuz be abi. Dilan büyüyor. Masrafları da arttı. Ben de ufak tefek destek olayım dedim işte. Dilan da okula gelmiyormuş birkaç gündür İhsan abi. Bir şey yok değil mi kızcağızın? Aman bu fasulye 7,5 lira. Hem kaynasın, hem oynasın, hem kaynasın, hem oynasın. Yandan fadimem yandan. O annemin kolyesi, ne işi var senin boynunda? Sen küçüksün, sana olmaz bu. Hayriye abla lütfen. Bana annemden tek kalan hatıra o. Ver onu bana. Ne olur ver onu bana. Bak hala konuşuyor. Bırak dedim sana. Bırak. Hala konuşuyor. Aa. Döverim seni. Nefret ediyorum senden. Tamam mı? Sevmiyorum seni. Nefret ediyorum. Neden geldin evimize? Git artık git. İstemiyorum seni. Sevmiyorum seni. Git evimizden. İstemiyorum seni. Nefret ediyorum senden. Bana bak. Babana bir şey söylersen sıkarım boğazını ona göre. Anladın mı beni? Sakın. Aa, İhsan Bey. Yüzünüze ne oldu böyle? Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Baba. Baba sen iyi misin? İyiyim iyiyim. O önemli değil şimdi. Bir şey yok. Dilan. Efendim baba. Bak. Ta dışarıya geliyor sesin. Kızım, bu ne saygısızlık? Derhal özür dile Hayriye Hanım'dan. Hadi. Hadi.
Dilan. Özür dilerim. Heh. Hayriye Hanım, kusura bakmayın. Dilan hiç böyle bir çocuk değildi. Bu ara çok değişti. O da biraz çeki düzen versin artık kendine canım. Kocaman kız oluyor artık. İhsan Bey, bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Arkadaşlar baktılar, sağ ol. Yalnız dışarıda kutularda mendiller kaldı. Onları alırsanız iyi olur. Tabii tabii. Kimse yok. Böyle enayileri ben nereden bulacağım? Aman, biri lokantada, öbürü de ne yapıyorsa artık. Allah Allah, hayırdır inşallah. Kim ki? Alo? Evet, dinliyorum. Nedir, gittim yatırdım ben o paraları. Neyse ne. Giden gitmiş artık, dövünüp durma. Sen önündekilerine bak. Ne önü ne arkası. Elimde ardımda bir şey mi kaldı? Kızım, kocaman evi var. Onu bunu bırak da şu eve konmaya bak. Adam kör, hasta. 2 gün sonra ölse ne olacak? Kızı da pay alır. Sen ne yap et, evi üzerine yaptır. Nasıl olacak o? Kız adam kör diyorum, kör. Getir bir boş kağıt, imzalat. Gerisi kolay. Sahi, nasıl düşünmedim ben onu? Hay aklınla bin yaşa sen. Şimdi aldığımız bir son dakika gelişmesini aktarıyoruz. Emniyet amiri Ali Aksu cinayetine karıştığı gerekçesiyle her yerde aranan Çesen Holding'in önemli isimlerinden Sinan Özcan bugün düzenlenen bir baskınla yakalandı. İhbar üzerine saklandığı adrese gözaltına alınan... Şu kağıdı bir imzalatırsam köşeyi dönerim vallahi. Mahkemeye sevk edilmesi beklenen Özcan'ın tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacağıysa merak konusu. Bugün öğleden sonra düzenlenen operasyonda yakalanan ve polisteki sorgusu devam eden Sinan Özcan, Çesen Holding'in önemli isimlerinden ve olayla ilgili sorularımızı cevaplamak üzere emniyet amiri... Buyur. Haberleri dinliyordum. Dalmışım. Buyur. Bankadan bir kağıt göndermişler. İmzala da götürüp vereyim. Ne için göndermişler? Ne bileyim. Pek anlamam banka işlerinden. Yıllık hesap işletim ücreti miymiş, neymiş? İmzalaman gerekiyormuş. Öyle dediler. Bak, şurası. Şurası mı? Evet. Ne oldu? Şimdi bilip bilmeden yanlış bir şey imzalamayayım. Ben bunu bankadakilere bir göstereyim. Öğreneyim. Ondan sonra he? Aman abartma canım. Çok önemli bir şey değil dediler işte. Aa, ocakta yemek vardı, dibi tutmasın. Ben gideyim. Tamam Ayla. Tamam. Ne olacak?
Allah'ın cezası. İmzalasan ölürdün sanki. Bıktım artık, bir burama kadar geldi. Kesin bir çözüm bulmam lazım. Bunların kahrını mı çekeceğim ben bir ömür? Şimdi görürsün sen. Mendil var. Oo! Babalık yine gelmiş. Demek akıllandın. Ver bakalım şu paraları. Yine mi siz? Hadi çık dedim. Gidin yoksa kötü olur. Derdinizi polise anlatırsınız. Demek polise şikayet edeceksin ha? Bunu sen istedin. Bakalım bıçağı yiyince polise gidebileceksin. Bizim bölgede ha. Biz sana ver dedik babalık. Kaç abi kaç. Hadi. Hadi kaç. Gebersin gitsin inşallah. Hayatı tehlikeye atlattı. Bir gün daha müşahede altında tutup taburcu edeceğiz hastayı. Geçmiş olsun. Of of. Kefeni yırttı ha. Sen ölmedin ama ben bilirim yapacağımı. Almamız gerekiyor hanımefendi. Tabii tabii. Ben de yastığını düzeltiyordum. İyi. İyi gördüm. Maşallah. İhsan, geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Allah razı olsun. Malum hasta ziyareti kısa olur. Hayriye Hanım, biz müsaadenizi isteyelim. Tabii tabii. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Allah şifa sağ versin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hayriye Hanım, bir geliverin hele. Allah yardımcısı olsun. Hayırdır, ne oldu? Hayriye Hanım, şunu da alıverin. Bu ne? Bütün mahalle kendi aramızda topladık. Karınca kararınca. Bir yarayı örtmez ama az da olsa... Ah, ne zahmet ettiniz. Ne desem, öyle ihtiyacımız vardı ki. Hiç kolay değil dostlar, çok sağ olun. Sağ olun Hayriye Hanım, siz sağ olun. Hadi iyi günler. İyi günler, yine bekleriz. Thank you.
gittiler mi Ayrihan? Gittiler. Fare zehri. İhsan'ın yemeğine girerse ne olur? Kim anlayacak ki? Kör adam yanlışlıkla karıştırmış derler. Kimse şüphelenemez. Ben de kurtulurum bu mendeburdan. Evde maaş da bana kalır. Yemeğini ye, sonra ilacını içeceksin. Ben yedireyim bugün sana ellerimle. Yok, zahmet etme Hayri Hanım. Ben kendim yerim. Ay vallahi olmaz. Ben yedireceğim beyime kendi ellerimle. İlaçlardan galiba. Midem iyi değil. Yiyemeyeceğim. Kötü koktu. Aa, o kadar uğraştım ama. Bir kaşık alıver. Midem bir tuhaf oldu. Kusura bakma. Ellerine sağlık. Seninle alakası yok. Ben yiyemeyeceğim. Midem. Zıkkımın kökünü ye mi? Lanet olsun. Ölmüyor bir türlü. Kurtulamadım bir türlü. Şundan. Alo, Şadiye. Ya yok, ne hayırlı haberi. Baş edemedim. Dokuz canlı mübarek. Hiçbir şey olmuyor. Domuz gibi. Yani yemeğine zehir kattım. Onu bile yediremedim ya. Ha. Aferin kız Şadiye. Doğru diyorsun. Bu sefer kesin kurtulurum. Hava almaya diye evden çıkarır. Doğru uçurumun dibine. Oraya gelince de pat aşağı. Yürü. Son yolculuğu olur inşallah İhsan Efendi'nin. Allah'ım ben ne yaptım? Kendimi de yavrumu da Azrail'e teslim etmişim de haberim yok. İhsan Bey, bir şey ister misin? Yok, sağ ol. İstemem bir şey.
İhsan Bey, akşam yemeğini yemediniz bari kahvenizi için. Ah, yok yok, iştahım yok benim. Teşekkür ederim. İyi bari, ben bir Dilan'a bakayım. Ne yaptın bakayım sen maaşını? Ne yaptın diyorum parayı sümsük. Patron daha parayı vermedi ki. Arayıp soracağım. Bakalım vermiş mi vermemiş mi? Eğer bana yalan söylüyorsan elimden kurtulamazsın bilmiş ol. Duydun mu beni? Demek çalıştırıyorsun benim kızımı. Affet beni kızım. Affet. Bugün bu işi bitirmem lazım. Fazla uzun sürdü. Bugün bu işi bitir Hayriye. Hadi göreyim seni. İhsan Bey, bugün hava çok güzel. Hadi dışarı çıkalım. Mis gibi vallahi. Nereye gideceğiz peki? Yürüyüş yaparız. Sana da iyi gelir hem. İyileşmişken biraz yürü. Peki madem. Hadi kalk. Peki. Yürü bakalım, yürü. Bak havanın güzelliğine bak. Oh, mis gibi hava. Biraz tümsek var ama çık sen bir şey olmaz. Çık sen. Ondan sonrası düz. Yemyeşil. Deniz masmavi. Kurtuluyorum senden çok şükür. Az kaldı. Evin de benim, paraların da benim. Gel şu tarafa gidelim. Gel, gel. Niye durdun? Şurada bir şey var. Şurada bir tümsek var. Ver sopayı sen bana. Ben seni çıkaracağım. Ben senin karınım. Sen güven bana. Hadi bak şurada önümüzde bir tümsek var. Küçük bir tümsek. Ayağını kaldır. Kaldır. Heh. 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 Bak önün dümdüz. Yürü sen. Ben de geliyorum. Yürü yürü. Hadi. Hadi yürü. Hayriye Hanım, Hayriye Hanım, ben çok yoruldum. Oturalım, oturalım. Olmaz, olmaz. Yürü sen. Olmaz, olmaz diyorum. Hayriye Hanım, ben çok yoruldum. Oturalım biraz. Bak, git biraz daha öne doğru. Hayriye Hanım! Hayriye Hanım! Hayriye Hanım! Ah,
Allah'ım, sen bizi kalbi kör olanlardan eyle. Onlardan sakın. Şükürler olsun bizi kurtardın. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.